Efendim. Abim nasılsın? Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı Ramazanlar, çok iyiyim abi, sen nasılsın? İyidir vallahi. Evet Erman'cığım, bal. Balımız evet. Ne balı? Ben şu an öyle çok bal anlamam yani. Bal deyince bakıyorum kavanoz. 10 liraya da bal var. Biliyorsun 10 kavanozu 100 liraya da bal. Onlar ne oldu lan? Onlar hepsi kayboldu değil mi? Evet abi. Bugün ballardan bahsedeceğiz. Evet, o üçkağıtçılardan bahsediyoruz. Baldan mı bahsediyoruz? Bal konusunu komple işte açıklamasını yapacağım. Peki Erman'cığım, süremiz başladı, hemen sendeyiz. Balın orijinal olup olmadığını analizle anlaşılır. Abi, öyle bir şey yapacak yani, sen zannediyor musun? Türk halkı aldı eline bir kavanoz balı, götürdü analize. Evet, yani analize götürmesine gerek yok. Alo Gıda Hattı var Tarım Bakanlığı'nın. Evet. Herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Tarım Gıda Bakanlığı'nı aradığı zaman alo 174'ü. Zaten onlar numuneyi alıp analize götürüyorlar. Tüketicinin götürmesine gerek yok bu konuda. Onun dışında yani şüphelendiği işlemlerde o şekilde, evet. Aldığı yerlerden o şekilde. Sevindirici gelişmeler yaşıyoruz. Sevindirici gelişmeler nelerdir? Tarım Bakanlığı'nın bal tebliğinde yayınlanan son evet. Dönemlerde evet. Ham bal diye bir konu gündeme geldi. Ham bal da etiketlerde yer alacak. Bundan sonra yani işlem görmemiş bal kovandan çıktığı haliyle etiketlerde yer aldığı zaman tüketici rahatlıkla o balın herhangi bir işlemden geçmediğini anlayabilecek. Hey maşallah. Herhangi bir şüphe duyması durumunda da yani daha önce de söylediğim gibi hani kendisinin bir analizine gerek yok. Hani çakmakla veya herhangi bir şeyle denenecek bir şey değil bal. Analiz ortamında anlaşılıyor. Güvenmediği ortamda da şey yapabiliyor. Hani dediğim gibi alo gıda hattını arayıp o şekilde bildirebiliyor. Tabii bu yani arada bu bizim için evet. Sevindirici bir gelişme. Tabii bu arada ben şunu da dinleyenlerimle paylaşmadan edemeyeceğim. Şimdi çok affedersin sevgili dostlarımız. Ne bu kadar güvenmeyen bir üretici benimle bu kadar detaylı bilgiyi paylaşmaz. Yani onu da belirtelim. Evet. Onun için bal alırken aracı Erman. Buyur Erman'cığım, devam et, seni dinliyoruz. Kesinlikle evet. Katılıyorum. Bu konuda haklısın abi. Ondan devam etmek gerekirse hani ben olumsuz konuşmayı sevmiyorum bu konularda ama evet, senin de daha önce dediğin gibi uygunsuz reklamlar bu zamana kadar bizim sektörümüze çok zarar verdi. Biz de bunu gidermek adına, ben de bütün üreticiler adına hani size bağlanıyorum bu konuları anlatmak için. Sırf hani işini düzgün yapan insanlar olduğunu halkımız görsün. İşte bu hani Tarım Bakanlığımız tarafından da güzel gelişmelerin olduğunu görmek bizi mutlu evet, ediyor. Evet. Bal aromalı şuruplar kalkıyor bu yıl. O da güzel bir gelişme. Ben bütün üreticileri bir kenara alıyorum. Çünkü bana kim balı getirdiyse ben onu arıyorum abicim. Doğal olarak şu an beni sen besliyorsun. Ve doğal olarak programımızın içerisinde de seni ağırlıyoruz. Ve sevgili dostlarımız Arıcı Erman. Evet, yani bunu her yere yazıyorsunuz. Tabii internet portalında her yere yazıyorsunuz ve karşınıza muhakkak çıkıyor. Geçtiğimiz çünkü bağlantıda ben her yere yazıyorsunuz dedim. Erman da beni bozdu. Dedi ki duvara yazmıyor abi. Peki Erman'cığım evet. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı balla alakalı? Abi bir de ilk soruna değinmek istiyorum ben. Hangi balı üretiyorsunuz demiştiniz. Evet, çünkü bana şimdi, getirmiş olduğum balın ne bal olduğunu ben bilmiyorum abi. Yani bal mı bal? Bölgemize özel, bizim ürettiğimiz ballar öncelikle çiçek balı. Evet. Bölgemize özel Karaçalı balı getirdik size. Hey maşallah, Karaçalı kesene bereket içinden. Versin Allah. Evet. Afiyetler olsun. Ve çiçek balımız var. Ayçiçeği yoğunluklu. Ayçiçeği balımız var. Bu bölgelerde yetiştirdiğimiz. Bu konuda da açıklama yapayım. Ayçiçek balı da polen oranı çok yüksek olduğu için aslında çok faydalı bir bal. Ama yeterince anlatılamadığı için, yeterince çalışmaları olmadığı için bizim bu konuda da çalışmalarımız var üniversitelerle. Evet. Polen oranı yüksek olduğu için çok besleyici ve faydalı bir bal. Bu konuda da işte daha fazla ilerleyen zamanlarda aydınlatıcı metinlerle karşınıza çıkacağız diye düşünüyorum. Şöyle eklemek gerekiyor, evet. Dürüst yapılan her üretim değerlidir çünkü arıdan çıkıyor. Dürüst yapılan her üretim iyidir, arının ürettiği her şey güzeldir diyelim. Öylelik bitirelim yani. Arı dostu, arıcı Erman bizlerle beraberdi sevgili dostlarımız. Tüm güzelliğiyle programı sürdürmeye devam ediyorum. Erman'cığım yine sendeyiz zaten. Bugün balınızı yiyeceğiz. İnşallah. Allah kesenize tekrardan bereket versin. Allah razı olsun yavrum benim. Afiyetler olsun, görüşmek üzere.